bakırçaytürk.com. Sayın seyirciler, merhaba. Stüdyomuzda bugün İyi Partili Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Olgu Altuğ Kemaller var. Olgu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bugün sadece hemen hemen bir konuyu ele alacağız. O niyetle yayındayız. Evet. O da Millet Bahçesi projesiyle ilgili son gelişmeler. Dün de değerlendirmiştik yayında. Bugün de muhalefete soralım. Nasıl değerlendiriyor? Aynı zamanda bir avukat olarak da, hem avukat hem de belediye meclis üyesi olarak bunu nasıl değerlendirdiğini, bu kararın ne anlama geldiğini, bundan sonra neler olmasının muhtemel olduğunu. Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçlu'nun bize bir açıklaması oldu. Bu tam yürütmeyi durdurma denemez, evraklar isteniyor bizden, bunları göndereceğiz. Tamamlandıktan sonra yolumuza devam edeceğiz gibi bir açıklaması var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Aslında ilk önce Sayın Koçlu'nun açıklamasını dinleyelim. Ondan sonra siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye tekrar size sorayım. Millet Bahçesi yapılacak yerdeki stat dükkanlarının yıkım ihalesinin, yıkım işleminin durdurulmasına yönelik verilen kararın hemen ardından Bergama Belediye Başkanı'nın Sayın Koçlu'nun bize dün sabah Rıdvan Karapehlivan'a yaptığı, ilk bize yaptığı açıklama, onu dinleyelim. Tam yürütmeyi durdurma denemez ona. Şöyle, bunlarla alakalı mahkeme evrakları istiyor. Anladım. Yani 15 gün içerisinde onları biz verdiğimiz zaman zaten onu kaldırmak durumunda. Bununla ilgili mahkeme dahi açılamıyor biliyorsun. Anladım. Yani mahkeme yapılarla alakalı. Yani tabii yasa öyle. Yani bu yasa öyle. Evraklar istedik büyük ihtimalle bizden herhalde. Hani dün gece gelirken aldım haberini. Evrakları bizim arkadaşlar bugün herhalde tepki olur. Toplarlar, verirler mahkemede bakar. Evraklar neler içeriyor? Yani muhteviyatı nedir başkanım? Yani bu yapıların yıkımıyla ilgili, bizim daha önce yaptığımız çalışma vardı ya, risk yapıyla alakalı. O evraklar, çevre şehircilik evraklarını isteyecekler. İhalenin yapılış yöntemi, şeyle ilgili nizami evraklar hepsini göndereceğiz. Onlara bakacaklar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yani prosedür. Sadece bir frenleme mekanizması olarak, yani ne olur bize 20 gün daha kaybettirir. Yani bir, o olur yani 20 gün bir ay daha kaybettirir. Çünkü mahkeme bize böyle bir ay, iki ay ileri atıyor işlerimiz. Anladım. Bu esnaf şeye de gitmişler. Hamza Dağ'la da görüşmüşler herhalde sana dersem, esnaf arkadaşlar. Hamza Başkan'la onlar 3 hafta önce görüştü. 3 hafta önce görüştüler de ben aldım duyma göre işte Hamza Bey sizi de aramış, söylemiş de yani bu ticari alan 3000 metrekareye çıkartılsın diye şeydi. Öyle bir imkan var demiş. Var mı öyle bir imkan başkanım? Hamza Başkan öyle bir imkan var demedi. Anladım. Bakalım demiştir. Ben onların görüştüğü toplantı yok o gün Bergama'da. Yani Hamza Başkan sadece bakalım ne yapılabilir diye dedi. Anladım. Biz onun ilk başında emsali zaten %5'ten %10'a çıkıncaya kadar Hamza Başkan'la 1,5 yıl önce Çevre Şehircilik Bakanı'na göbeğimiz çattı. Yani anladım. Normalde millet bahçelerinde yapı yoğunluğuna %5'ten fazla izin vermiyor. Anladım. Rıktı Femat'ta bu şekilde. Ama ilk defa Bergama'da %10 gibi bir şeyi biz çıkarttık. Yani anladım. Yoğunluğu. Anladım. Bunun üzerine çıktığı zaman ne olur? Orası millet bahçesi olmaz, artık ondan sonra AVM'ye doğru dönüyor. Doğru söylüyorsun. Yani mavi bahçe gibi bir yer olur. Yani şöyle bir etrafa çevirip ortaya da birkaç palmiye ihtiyaç. Öyle olur. Yani bizim yaptığımız plan bakanlıkta aslında en doğru plandı. Ama onu da doğru bulmuyorlar. Tabii herkes kendi zaviyesinden bakıyor, penceresinden. Ben diyor caddeye, bulvara sıfır dükkan istiyorum diyor. Vatandaş da ben yeşil alan görmek istiyorum diyor. Baktığım zaman bir meydan görmek istiyorum diyor. Biz bunun ortasını bulduk aslında yaptığımız projeyle. Hem şeylere esnafa yer çıkardık. Çıkmayacak bir yerden esnafa ticari alan çıkardık. Onun yanında vatandaşa da yeşil alan çıkardık. Yani proje orta yolu, itidalli bir proje. Yani herkesin gönlünü yapabileceğimiz proje ama tabii ki %100 herkesin de beğenisini alabilecek bir şey olmayabilir. Sayın Başkan böyle açıklama yaptı. Birincisi orada mahkeme açılamıyor gibi bir ifade kullandı. Onun ne anlama geldiğini ben dün de merak ettim ama sorma fırsatı olmadı. Size sorayım. Hukuken mahkeme, hangi konuda mahkeme açılamıyor?
Bu tam yürütmeyi durdurma denemez. Evrakları istediler bizden göndereceğiz. Tamamlandıktan sonra yolumuza devam edeceğiz dedi Sayın Başkan. Bir de dükkan sayısını artırırsak orası artık AVM'ye döner. Millet Bahçesi ile alakası kalmaz diyor. Biz Hamza Başkan'la birlikte dükkanları o sayıya çıkartmak için göbeğimiz çatladı diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben ortalama 20 yıldan beri avukatlık yapan bir kişiyim. Evet. Bu tabirleri hayatımda ilk defa duyuyorum. Tam olmayan bir yürütmenin durdurulması kararı ve hiç mahkeme açılamayacak bir konu. Bunlar birazcık karşımızdaki kişilerin bakış açılarını göstermesi açısından önem arz ediyor diye düşünüyorum. Yani vatandaşlar her konuda mahkemeye müracaat edebilirler. Kamu kuruluşlarının yaptığı her idari işlemde bir dava konusu edilebilir. Bir kere bunu bir kenara bırakmak lazım. Bu düşünceyi bir kenara bırakmak lazım. Mahkemeler sizin işlerinize engel olmak için kurulmuş kuruluşlar değil. Mahkemeler bağımsız kuruluşlar ve vatandaşların bir hak arama arzusuyla gidip başvurdukları yerler. Yani hiçbir mahkeme Hakan Bey işini yapmasın diye kurulmadı. Veya herhangi bir vatandaş Hakan Bey'e çelme takayım diye kalkıp bir hukuki mücadele başlatmıyor. Öncelikle bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani her konu yargıya götürülebilir. Haklı haksız noktasında mahkemeler bağımsız bir şekilde kararlarını verirler. Önümüzdeki meseledeki yürütmenin durdurulması kararı, tam yürütme veya tam durdurma veya yarım durdurma gibi bir tabiri ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Yani elimizde bir yürütmenin durdurulması kararı var. Ve bu karar öyle bir verilmiş bir karar ki, şimdi stat esnafı bir dava açmış, müracaatta bulunmuş ve mahkeme o kadar ciddiye almış ki bu konuyu, belediye olarak sizin savunmanızı, herhangi bir evrağınızı veya bu konuya ne diyeceğinizi hiç sormadan diyor ki, hiç seni dinlemeden bu konuyu durduruyorum. Bekle bakalım ne oluyor diyor. Yani siz bu... Belediyeden evrakları istiyor, bu konuyla ilgili dokümanları istiyor. Normal prosedür nedir? Vatandaş davasını açar, karşı tarafında olan cevabını verir ve mahkeme ona göre yargılamaya başlar. Bu olayda öyle yapmıyor. Vatandaş, esnaf davasını açıyor. Belediyeyi dinlemeden, daha evrak hiçbir şey istemeden bu işlemi durduruyor. Çünkü burada bir tehlike görüyor. Normalde nasıl olur dediniz? Önce belediyeyi dinler, sonra mı yürütmeyi durdurur? Tabii ki. Yani nasıl olur normalde? Vatandaş müracaatını yapar, karşı taraf cevabını verir. Neticesinde mahkeme karar verir. Yani yürütmeyi durdurmayı o zaman durdurmayı verir. Evet. Yani burada öyle bir tehlike görüyor ki mahkeme, daha idarenin savunmasını almadan, o savunmayı almaya gerek görmeden bir aciliyet gördüğü için yürütmenin durdurulması kararı veriyor. Bunu yarım kabul ediliyorlarsa, kabul edenler var ise onu artık onların... Yarım değil, sanki şöyle demek istiyorum. Yani tam olarak, pardon, tam olarak öyle diyemeyiz demek istedim. Peki sanki. O zaman hemen bugün o alanı kazmaya veya yıkmaya çalışsın bakalım. Tam mı yarım mı görelim hep birlikte. Şu ne anlama gelir? Yani bizden istediği evrakları biz mahkemeye göndereceğiz. Ondan sonra... Bu normal işleyen bir prosedür zaten. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani orada bir eksik evrak yok, bir şey yok. Henüz daha belediyeye muhtemelen tebliğ olmamış. Esnafın açmış olduğu dava dilekçeleri. O tebliğ olacak. Yürütmenin durdurulması kararıyla birlikte. Arkasından idare bu konuda cevabını verecek. Bakın yürütmenin durdurulması demek... Yani orada da bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu dava oldu, bitti, her şey sona erdi demek değil. Belki olabilir ya, yani belediye bu işte haklı çıkabilir. Belki esnaf haklı çıkabilir. Onu, o belli değil. Burada sadece bir tehlike görüldüğü için şu anda idarenin yapmış olduğu işlemleri durduruyor. İdare cevabını verir, evraklarını verir. Mahkeme ondan sonra toplanır. Belki yürütmenin durdurulması kararının devamına karar verir. Belki de o kararı ortadan kaldırır, yargılamaya başlar ve yargılama sonucunda bir karar verir. Durdurulmanın devamına karar vermesi de nihai şey değil, değil mi? Hiçbir karar şey değil. Evet, yani hiçbiri daha nihai devam ediyor karar demek. Değil. Evet. Şu an için ama önümüzdeki görmüş olduğumuz bu yürütmenin durdurulması kararı ile başkanın yaptığı yorumu yapmamız mümkün değil. Yürütmenin durdurulması ne zaman kalkar? Başkan yolumuza devam ederiz dedi ya. Yani yola devam etmeyen ne zaman gerçekleşir? Onu bilemeyiz ki şu anda. Biz mahkeme değiliz. Yani başkan ve belediye, başkanlık belediye daha doğrusu istenilen dokümanları, evrakları gönderdikten hemen yani sonra kalkar mı? Yani gönderdiği zaman otomatik kalkacak diye bir şey yok. Ona mahkeme kendisi değerlendirerek karar verecek. Evet. Yani hiç kimse, hep onu söylüyorum, hiç kimse kendisini hukukun üstünde görme çabasına girmesin. Mahkemeleri kendisine bir engel olarak görmesin.
bu müracaatlar, haklı müracaatlar. Başkan daha çok mahkemeye gidenleri engel olarak. Valla o da öyle değil aslında. Evet. Yani biz akşam yatıp sabah kalkıp Hakan Bey nasıl çelme takalım diye düşünmüyoruz. Ama hep söylüyorum, yani bu kenti hep birlikte yönetmemiz lazım. Hepimiz aynı taraftayız. Yani bize Yunan müfrezesi muamelesi yapmasın hiç kimse. Hepimiz aynı amaçla hareket ediyoruz. Bergamalıyız, aynı gemideyiz ve güzel işler olsun diye uğraşıyoruz. Ama öyle hatalı işler yapılıyor ki bunları önce mecliste masumane dile getiriyoruz. Bakın bu böyle olmaz ya, böyle olursa yanlış olur diyoruz. Dikkate alınmıyor. O zaman yapacak bir şey yok. Yani bir hukuki yanlışa göz göre göre alet olabilmek mümkün değil. Çünkü bizim yargısal anlamda sorumluluklarımız da var. Yani görevimizle ilgili yapmış olduğumuz hatalı işlemlerden dolayı yargılanabiliyoruz meclis üyesi olarak. Ben bunu bile bile kalkıp hatalı bir işleme onay verebilir miyim? Uyarılarımı yapıyorum mecliste. Dikkate alınmadığı zaman dönüp yargıya müracaat ediyorum. Bakın bugün belediyeye karşı açmış olduğumuz hiçbir davayı kaybetmedik. Demek ki o iddialarımızda veya o uyarılarımızda haklıydık. Kazandığınız sonuçlanan var mı? Olmaz olur mu? Pek çok dava var. Evet. Yani en azından tekstil fabrikasıyla ilgili kazandığımız evet, iki tane dava evet. var. Yani ben bunların uyarılarını burada pek çok kere sizinle konuştuk, anlattık. Mecliste pek çok kere dile getirdim. Yani yanlış bir şeyi göz göre göre kabul edebilmem mümkün mü? Bunlar elbette ki mahkemeye taşınıyor. Yani bu herhangi bir kişiye iş yaptırmamak için, ona engel olmak için değil. Bizatihi hepimiz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir ay gibi bir süre mi atar ileriye Sayın Başkanım? Bu süre kaybettirmek falan gibi görülmesin. Yani bu anlamda da ilk günden beri ne söylediysem çıkıyor. Ben kahin değilim. Yani 20 gün sadece bir ay falan. Sadece dersime çok iyi çalışıyorum. Evet. Kendilerine tavsiyem de o. Yani bu görevi yapacaklarsa herkes dersine iyi çalışmak zorunda. Bakın ben geçen hafta dedim ki esnafın açmış olduğu bir dava var. Bir vatandaşın açmış olduğu Büyükşehir Belediyesi'nin, işte Mimarlar Odası'nın, çevre şehir plancıları odasının açmış olduğu davalar var. Yani bu konuda mahkeme henüz bir karar, kesin bir karar vermemişken siz kalktınız 9 Kasım tarihinde bir ihale yaptınız. Bu ihaleyi iyi niyetli kabul edebilmek mümkün mü? Ben o zaman ne dedim? Devam eden davalar var. Yarın bir gün bir yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa B planınız var mı? Ne yapacaksınız? Yani yıktınız farz edelim o alanı. Ne yapacaksınız? Ne dedi başkan, bir yerde açıklaması vardı mesela. Onu o zaman düşünürüz dedi. Bu şekilde yönetemezsiniz. Şey mi diyorsunuz? Ya şu anki yürütmeyi durdurma verilmeden hemen önce yıkılmış olsaydı ne olacak? Çünkü bakın esnafa 60 günlük bir tahliye ihbarnamesi yolladı. 60 günlük tahliye ihbarnamesinin süresi, yani 60 gün süre verdi çıkın buradan diye. O 60 gün süre dolmadan kalktı 9 Kasım tarihinde bir yıkım ihalesine çıktı. Diyebilirler ki ya işte biz onu yaptık ama biz iyi niyetliyiz, bekleyecektik 60 günü diyebilirler bakın. Madem öyle, o zaman niye sahanın 3 gün içinde müteahhit firmaya teslimi gibi bir şart o sözleşmeye koydunuz? Ya burada bana hiç kimse biz iyi niyetliyiz, esnafı koruyoruz demesin. Tahliye durur mu şimdi? Esnafın tahliyesi durur mu? Mahkeme karar verecek bu konuda. Bu karar ona yetmiyor mu? Ya şu an için evet. Şu an için bütün oradaki işlemler durdu. Çıkmaları da, yani tahliye de durdu. Hepsi durdu. Yani evet. İdarenin o anlamda yapmış olduğu işlemler durdu. Evet. Ama yani öyle bir oldu bittiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ki gerçekten yakıştıramıyorum. Yani 104 bin, 110 bin nüfuslu bir kenti yönetiyorsunuz ve almış olduğunuz kararlar böyle sürekli keyfi kararlar bunlar. Şimdi ne olur peki bundan sonra dediğiniz gibi? Şimdi, bu arada şeye de gelelim de bir ay gibi bir mahkeme takdir eder. Tabii ki mahkeme yani takdir edecek. Başkanın tahmini ama 20 gün bir ay gibi bir süre uzar sadece. O savunma süreleriyle ilgili bir süre vermiş orada dediğim gibi. Yani ondan sonrasında savunmadan sonra mahkeme nasıl karar verir? Belki yürütmeyi durdurma kararını uzatır. Belki kaldırır. Yani onu evraklar verildikten hemen sonra yürütmeyi durdurma kalkar gibi durum. Bu ilk nazarda mahkemenin vermiş olduğu, bir tehlike gördüğü için vermiş olduğu bir karar. O kararı vermeye giden zemini belediye kendisi hazırlıyor. Biraz önce anlattığım şeylerle. Yani hem bir tahliye prosedürü başlatıyorsun, hem süreleri beklemiyorsun. Kalkıyorsun hemen paldır küldür alanı yıkmak için bir yıkım ihalesine çıkıyorsun. Yani bu mahkemenin verdiği bu karara siz sebep oluyorsunuz. Attığınız bu adımlarla. Önce bunu görmeleri lazım. Yani sanki herkes ve her şey onlara karşıymış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Benim çok sevdiğim bir laf var. Eğer her şey sizin üzerinize geliyorsa
durup bir kendinizi sorgulamanız lazım. Belki ters yönde giden sizsinizdir. İlerleyen dakikalardaki konuşmasında da Sayın Başkan şey dedi, dükkanların sayısını biz artırmak için Sayın Hamzadağ ile göbeğimiz çatladı gibi bir ifade kullandı. Daha da artırırsak orası artık AVM'ye döner, millet bahçesi olmaktan çıkar dedi. Daha da artırılırsa AVM'ye mi döner? Ben sizce? De dinledim. Şimdi oradaki konu son derece yanlış. Şimdi millet bahçeleri rehberi diye Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, bakın önümde var, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir şeyi var, rehberi var. Bu rehberi açıp okumalarını tavsiye ediyorum. Madem hani bu işi yapıyorlar, bu der herkes dersle iyi çalışsın. Bu rehberin, sayfada vereceğim, 47. sayfasında millet bahçesindeki yapısal unsurları tarif ediyor. Evet. Ve kaç metrekare olabileceğini öngörüyor. Zaten burada diyor ki, millet bahçesindeki yapısal unsurlar, yani inşaat olarak yapılacağınız alan %10'u geçemez diyor. Yani başkanın verdiği %5 ne diyor açıklamasında, millet bahçelerindeki oran %5 iken bizim göbeğimiz çatladı 1,5 sene önce, bunu %10'a çıkarttık. Bu da Türkiye'de bir ilk diyor. Siz de diyorsunuz ki zaten %10 yani diyorsunuz? Biri herhalde ya Sayın Başkan'ı kandırıyor veya o bizi kandırmaya çalışıyor. Zaten olan %10. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın duyurusu bu. Millet bahçeleriyle ilgili hazırlamış olduğu kitapçık. Orada burada ne yapacağınız, hangi bitkileri ekeceğinize kadar her şey bir plan dahilinde düzenlenmiş. Bunun dışa çıkmanız mümkün değil. Rakamı yanlış aklında kalmış olabilir mi acaba? Umarım öyledir. Çünkü aksinin kabulü çok daha vahim. Ne dedi? Yani, %5 kendisi. Burada hiç kimse kimseyi yanıltmaya çalışmasın. Ona çıkarttık dedi değil mi? Evet, %5. Zaten olacağı 10. Yani burada ne Türkiye'de bir ilk yaşandı Bergama'da, ne de başkan burada bir özel çaba sarf etti. Yani eğer o çaba sarf ettiğini zannediyorsa da yanılıyor. Olabilen zaten %10'du. Bergama'da uygulanan da %10. Bu işe çok tereyağından kıl çeker gibi sıyrılabilmek mümkündü. Baktığınız zaman bugün millet bahçesi yapmak belediyenin görevi değil. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. %10 derken neye göre %10? Yani alanın %10'u, metrekarenin %10'u. Şöyle olabilir mi? Millet bahçesi yapılmadan önce ne kadar dükkan varsa onun %10'u mu? Hayır, hayır, hayır. Yoksa mevcut ticarethane olarak mevcut %10'u. Alanınızın %10'u kadar, metrekareninizin %10'u kadar ticaret alanı yapabilirsiniz. Ticaret değil. Ticari alan. Ticari de değil. Yapı. Yani o alanın içerisine atıyorum normalde millet bahçelerinin müktesebatında olan kıraathanesi, kafesi, işte başka kütüphanesi, bunların hepsi dahil. Yani yapacağınız inşaat alanı mevcut yüz ölçümünün %10'unu geçemiyor diyor. Anladım. Zaten yani ileride onlar da tartışılacak. Orada siz her istediğiniz, mevcut esnaf her istediği dükkanı açamayacak. Her iş kolu orada görev alamayacak. O da düzenlenmiş durumda. Yani sadece kafe anlamında iş yerlerinin olabileceğini söylüyor. Atıyorum bir parfümer olamayacak, bir kasap olamayacak, balıkçı, bir peynirci olamayacak yani. Bunlar daha hiç konuşulmadı, oraya hiç gelmedi. Onda da değişiklik onları yaparlarsa. Onları da söylüyorum, yapamazsınız. Yani nasıl bir alanı siz %5'ten %10'a çıkarttım gibi bize pazarlıyorsunuz ama doğru değil bu verdiğiniz bilgi. %10'du zaten, %10'da burada uygulandı. Ekstra bir taviz verilmedi Bergama'ya özgü. Orada da yapamayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı ile randevuları varmış, öyle söylediler. Hı hı. Esnafın yanılmıyorsa. Orada peki yeni kararlar çıkabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı ya yapın. İşte hangi esnaf orada yer bulacaksa bulsun. Kaç tane olacaksa olsun. Bergama'ya özgü bir değişiklik yapıverin. Ama zaten başkan kendisi bu duruma karşı. Mi? Çünkü o alanın bir AVM olmasını istemiyorum diyor. Yeşil alan olmasını istiyorum diyor. Tabii ben bakın samimiyetle ilk günden beri oraya ismi ne olursa olsun. Evet. Bir yeşil alan kazandırılmasının doğru olduğuna inandığım ilk günden beri söyledim. Bu belediyenin bir işi değil, belediye kendi işi olmadığı halde bu işe fazlasıyla müdahil oldu. Çözüm yolu çok basitti, çok kolaydı. Yani bunu pek çok kereler dile getirdim, bir kez daha söylüyorum. Sayın Başkan'a da ilçe başkanımızla birebir gidip odasında bu önerimizi sunduk, projemizi çizdirdiğimiz zaman. Biz bu söylediğimizle ilgili de bir taslak çalışmamız var. Dedik ki, Luna Park'ın kurulduğu, şu anda açık otopark alanı olarak kullandığımız alan, aşağı yukarı 4000 metrekarelik bir alan, 35 bin metrekarelik bir alanı
Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devretmek yerine 4000-5000 metrekaresini devretmeden kendi uhdenizde tutun. O alana aynı bu konsepte birinci kat, zemin kat, bir esnaf çarşısı çok rahatlıkla yapılabilecek durumda. Tereyağından kıl çeker gibi bu işi çok basit bir şekilde halledebilecekken böyle çetrefilli bir hale sokmayı kendileri tercih etti. Şimdi diyor ki bakın bu Millet Bahçesi projesi ilk ne zaman ortaya atıldı mesela, ben size onu sorayım. Yeni mi? Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde. Ne kadar zaman oldu aşağı yukarı? Şubat 2020 miydi? Yani 1,5 seneden fazla olmuş. Öyle değil mi? Evet. Yani peki, Cumhurbaşkanı gelince Millet Bahçesi öncesinde de ama oraya bir şey yapılması planı vardı. Ya da en iyimser tahminle 1,5 yıldır biz Millet Bahçesi konusu konuşuyor muyuz? Evet. Peki o zaman esnafı bu kadar düşünüyor ve çözüm üretiyorsa Hakan Bey, Fuat Ulugan Parkı'na bugüne kadar neden bir ticari alan yaratmadı sizce? Niye orada herhangi bir şekilde 6 ayda inşaatı bitirebilirim diyor bugün, değil mi? Niye 1,5 yıldan beri Fuat Ulugan Parkı'nda bir inşai alan yapmaya esnafı düşünen Sayın Belediye Başkanımız niye esnaf için orada bir alan yaratmayı düşünmedi bugüne kadar? Neyi bekliyor? Hukuki çünkü, engellere takılmış hayır, olabilir hukuki mi? Hukuki engel, 1,5 yıl önce bu dava yoktu. Hukuki engel falan değil. Sayın Başkan da ekibi de Fuat Ulugan Parkı'na bir ticari alan yapılamayacağını en az benim kadar iyi biliyor. Oraya bir alan ticarethane kazandıramayacağını bildiği halde sırf bu işi bu hale getirmek, işte dava açtılar size, size dava açtıkları için biz size dükkan yapamıyoruz'un zeminini yaratabilmek için bunu yaptılar. Yoksa 1,5 yıldan beri hiç kimse elini tutmuyordu, mahkeme engeli de yoktu, gayet güzel Fuat Ulugan Parkı'na hayal ettiği ticari alanı yaratırdı, esnafı da oraya taşırdı, ondan sonra bu dükkanları yıkmasına inanın hiç kimse dava açıp bu şekilde müdahale etmezdi. Oraya yapılamayacağını gayet iyi biliyorlar. Bildikleri halde sadece dava açanlar üzerinden bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bakın orada 100 küsur esnaf var. Aileleri çalışanlarıyla birlikte 1000 kişiye tekabül ediyor. 1000 kişinin mağduriyetini dava açanların üzerine yüklemeye hiç kimsenin hakkı yok. Evet. Bundan sonra 2 dava daha var değil mi bildiğim kadarıyla? Bir proje. Projeyle ilgili dava devam ediyor. Bir tane daha var galiba. Yanlış mı biliyorum? Esnafın kendi açtığı da onlardan riskli nasıl yapıyla ilgili. Bakın netice riskli yapıyla ilgili de şöyle bir hata var. Bak yani onu hiç konuşmadık bugüne kadar. Tek katlı içerisinde ahşap yapının da olduğu, içerisinde daha önce kuyumcu dükkanı olarak kullanıldığı için özel yapılmış betonarme yapının da olduğu tüm oradaki dükkanların tamamına tek tip binanız, yapınız depreme dayanıksızdır şeklinde bir rapor ve tahliye yolladınız. Peki ahşaptan yapısı olan adama da aynı ihbarnameyi yolladınız. Ve ondan karot örneği mi aldınız? Veya blok betondan dükkanı olan adamdan karot örneği mi aldınız? Ona da aynısını yolladınız. Şimdi bu insanlar buna itiraz ettiklerinde ve bunlar depreme dayanıklı çıktığında ne yapacaksınız? Oradaki usul de yanlış. Yani sürekli yanlış üzerine yanlış inşa edilerek ilerliyor bir şeyler. Ne olur onlar da itiraz eder ve öyle sanıyorum yaptılar öyle bir itirazlar. Yani ben o hukuki süreçler içerisinde yer almıyorum. Esnaf bu anlamda kendisi bireysel olarak kendi müracaatını yaptılar. Projenin tümüne yürütmeye durdurma verilir mi? Mahkeme kararına muhtemel bağlı bunların hepsi. Yani idarenin bundan sonra atacağı adımlara bağlı. Bu şekilde reaksiyonlar verirse, yıkmaya kalkarsa, herhangi bir şey yapmaya kalkarsa elbette ki mahkeme verebilir. Yani eğer hepimiz mahkemelere saygı duymak durumundayız. Evet. Millet Bahçesi konusu Bergama'nın gündeminde bir süre daha olmaya devam edecek. Bir de dün belediye bir basın bülteni yayınladı. Bazıları proje alanı içinde sondaj çalışmaları yapılırken tarihi eserler bulunduğuna ilişkin paylaşımlar yapıyor. Bunlar asılsız iddialardır. Bunları yargıya taşıyacağız. Böyle bir şey yok diye yalanladı. Sizin de kulağınıza geldi mi öyle? Geldi. Ben de sosyal medyada görüyorum bu gibi paylaşımları. Ama net bilgi sahibi değilim. Yalnız açıklama dili ve şeyi anlamında da çok başarılı bulmuyorum. Birazcık bu basın biriminin daha sağlıklı çalışması gerekir diye düşünüyorum. Yani ne genel olarak sizi hoş bir metin değil o yazılan metin. Ya şunu demiş. Yani hem bakın
yürütmeyi durdurma asılsız kararını paylaşım bunlar hem demiş. Yürütmeyi evet. durdurma kararını yorumlarken ki yani burada şöyle bir yanlış var. Ya hukuk birimi, basın birimi vesaire çalışan belediye bünyesinde başkanın yanında çalışan birimler başkana doğru, sağlıklı, yeterli bilgiyi vermiyorlar. Ya da başkan bunları ifade ederken doğru algılayamıyor, doğru anlayamıyor ve bize doğru aksettiremiyor. Böyle bir hata görüyorum. Ama bu hatayı uzunca bir süreden beri görüyorum, gözlemliyorum ve tüm birimlerde görüyorum. Yani öyle bir hal alıyor ki iş, belediye istinat duvarı yapıyor, yıkılıyor. İşte açıklama yapıyor, yanlış oluyor. Dava açıyor, yanlış oluyor. Basın açıklaması yapıyor, hatalarla dolu oluyor. Yani bunlar genel olarak bir yönetimsel sıkıntının olduğunu gösteriyor. Asılsız paylaşımdır bunlar. Paylaşım anlamında söylemiyorum. Külliyen yalandır şeyinde ne var basın bülteninde? Üslupsal ciddi hatalar görüyorum. Hani profesyonel bir basın bürosundan çıkmış gibi görünmüyor o açıklama. Yani yargıya intikal ettireceğiz. Ondan hiçbir şey yok da elbette ki yargıya intikal ettirebilirler. Evet. O değil sıkıntı olan. Söylemek istediğim farklı bir şey. Bir de sürekli bir mış gibi yapma. Hani onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi bir durum var. Tablonun geneline ve büyüğüne baktığınız zaman aslında yapılan işlerin hiçbirisinin temel belediyecilik hizmetleri olmadığını görürsünüz. Bugün baktığınızda ve bizi tartıştıran konular, Millet Bahçesi'nin belediye ile alakası yok, Selinos'un belediye ile alakası yok, Kredi Yurtlar Kurumu'nun alakası yok, ya TOKİ'nin yok, hiçbirisi belediyecilik faaliyetleri değil. Bakın ben bu işi yapıyorum ve gerçekten çalışarak yapıyorum. Lütfen sosyal medya hesapları var belediyenin, altına gelen yorumları bir okusunlar. Vatandaşlar temel belediyecilik hizmetlerini bekliyorlar sizden. Benim kurduğum bir ihbar hattım var. İhbar hattında da okuyorum ben bu gelen. Onları silmemeleri de bir demokratlık değil mi? Kesinlikle. En azından ona şükrediyoruz ama okunması da lazım onları. Vatandaşlarımız temel belediyecilik hizmetlerini istiyor sizden. Çok zor bir şey değil. Yani yolunu yapacaksınız, çöpünü toplayacaksınız, kenti temizleyeceksiniz. Belediye olarak temel yapmanız gereken şeyler bunlar sizin. Biz bunları 3 seneye yaklaşıyoruz. 3 seneden beri alamıyoruz, sahip olamıyoruz. Şimdi diyecekler ki biz yol yapacaktık ama dava açtınız, köyün mallarını sattırmıyorsunuz. Sizden öncekiler çok mu maharetliydi? Köy malını satarak mı yol yaptılar bunca zaman? Yapmadılar zaten. Yapılanlar nasıl yapıldı? Hep yol sorunu 10 yıldır, bundan önceki başkan döneminde. Ben sadece 10 yılı konuşmuyorum bakın. Yollar hep bir numaraydı bundan, sorun olarak. Bundan önce gelmiş geçmiş tüm belediye başkanları yol yaptı mı bize öyle veya böyle? Beğenmediğiniz granit de yol değil miydi? Yoldu. Akif Bey, Raşit Bey yaptı. Yapılmadı evet, mı bunlar? Kaldırım yapılmadı mı? Çöpü toplanmadı mı? Kent temizlenmedi mi? Yani sizden önceki başkanlar çok mu maharetliydi? O zaman köy malları diye bir şey yoktu. Ya köy malı olmazsa hizmet alamayacak mı Bergama? Çöpü toplanmayacak mı mesela? Evet. Temizlenmeyecek mi? Onun için bence birazcık herkes işine odaklansın. O satışlar devam ediyor mu? Durduruldu mu? Oradaki durum neydi? Satışlarla ilgili sanıyorum bir yeniden satmak yönünde bir müracaatları olmuş. Öyle bir ihale söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam muhtarlardan aldığım bilgiye göre 30 Kasım'da tekrar bir satış gündemde. Tabii mahkeme dur demezsin. Ha, mahkeme orada da devreye girebilir. Olga Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben Millet teşekkür Bahçesi ediyorum. Konusundaki son gelişmeleri değerlendirdik. Hem avukat hem de belediye meclis üyesi olarak muhalefetin de görüşünü almış olduk değerli izleyiciler. Hem muhalefetin hem de yerel idarecilerin görüşlerini açıklayabildiği yegane yer bakırçaytürk.com burası. Değerli izleyiciler, bakalım bundan sonraki günlerde nasıl gelişmeler olacak? İdareden yeni bir açıklama gelecek mi? Sayın Başkan programımıza konuk olup olacak mı ya da neler anlatacak bu konuyla ilgili hep birlikte göreceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun Olga. Teşekkür ederim. bakırçaytürk.com